örgütü de geçtiğimiz hafta yaşanan direniş sonrası başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Barış Barış'ın yanındayız. Kolektif basın merkezi olarak kendisine yönelteceğimiz sorular olacak. Merhaba Barış. Merhaba. Geçtiğimiz hafta hepimizin de bildiği üzere Tayyip Erdoğan korumalarıyla, zırhlı araçlarıyla ve konvoyuyla ODTÜ'ye gelerek adeta bir çıkarma yaptı. Ancak üniversitelerinde AKP faşizmine geçit vermeyen öğrencilerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı ve bir ODTÜ direnişi meydana geldi. Bu direniş esnasında sen de ODTÜ'de bulunmaktaydın ve başına aldığın biber gazı sonrası darbe sonrasında ağır yaralanarak beyin kanaması geçirdi. Şu anki sağlık durumun hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? 4-5 gün yoğun bakımda kalmış, yorum kapalıydı. Şimdi yoğun bakımdan çıktım, biraz daha iyi gidiyorum. Ama kafamda kırık var. Daha müşahede altında beni tutacaklar ve daha gözetim altındayım. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal hastaneden çıkacağım. Ama daha kritik nokta devam ediyor. Baş ağrılarım devam ediyor. Kırık 2-3 ay içinde kendine kapanacak. Evet. Yine hepimizin bildiği üzere sen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisisin. Ama o olayların yaşandığı gün sen de ODTÜ'de arkadaşlarının yanındaydın. ODTÜ'de bulunma gerekçeni bize ifade edebilir misin? Yani bu en çok gelen sorulardan birisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi okuyan öğrencinin ODTÜ'de işinin ne alakası var? Yani bu soruyu şöyle bakmak gerekiyor bu duruma. Yani bugün hani Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe gibi ayırmak gerekmiyor. Yani burada tamamen bir üniversitelere karşı bir saldırı var. Siyasal iktidar tarafından olsun, sermaye odakları tarafından. Ve üniversitelerin savunması var. Yani bu savunmayı birleşik olarak bir hatta birleşik bir hat olarak görmemiz gerekiyor. Bugün ODTÜ yükseltilecek mücadele Ankara Üniversitesi'ni de yükseltecektir. Hacettepe'yi de yükseltecektir. Yani bu anlamda baktığımızda hani benim ODTÜ'de olmam, oradaki mücadeleyi yükseltmem, yani kendi üniversitemdeki mücadeleyi yükseltmem anlamına geleceği için yani orada olmam gayet normal yerinde doğru bir karar olduğuna inanıyorum. O gün ODTÜ'de yaşananlar medyada farklı şekillerde lanse edildi. Farklı şekiller yazılıp çizildi. Evet. Ancak üzerinde durulan temel iki nokta vardı. Birincisi, o gün yaşanan olaylar sırasında seni arkadaşlarının yaraladığı şeklinde ortaya atılan bir iddia vardı. İkincisi ise öğrencilerin molotof attığı, taşla, sodayla, sopayla polise saldırı gerçekleştirdi. Bunun ardından polis müdahalesiyle karşılaşıldığı yönünde bir iddiaydı. Bu iddialara sen nasıl cevap veriyorsun peki? Şimdi bu ODTÜ olaylarında hani gördüğün gibi başbakan, yani kendi ülkesine bir üniversiteye girebilmesi için 3500 tane polisle, yüzlerce ton aracıyla, hani binlerce mermi, plastik mermi olsun, binlerce biber gazıyla ancak üniversiteye girebiliyor ve burada inanılmaz bir çuvallama ile karşı karşıya. Dolayısıyla burada da hani bir karalama kanlı, hani özellikle yandaş medya dediğimiz, yalaka medya dediğimiz grupta ATV olsun, Samanyolu olsun, bu gibi Cihan Haber Ajansı, Biraz Haber Ajansı olsun. Bu gibi medyada bir karalama kampanyaları başlatıldı. İşte öğrenciler işte kendi yaraladı. Molotov kokteyli attılar ama o sırada Molotov kokteyli yok. Onunla ilgili video bir örnekleri bile gösteremiyorlar. Hani o biraz daha karalama kampanyasıydı. Böyle bir durum yok. Gayet demokratik bir tepki, demokratik bir şekilde bir eylem düzenleyecektik. Zaten eylem başladığında çok kısa bir süre sonra direkt sen müdahale etti. Polis hiçbir uyarı vermeden, bir şey demeden direkt dört bir taraftan bizi çember altına alarak saldırıda bulundu ve tam bir insan suçu işledi. Yani bizi orada nefes bıraktı. İnanılmaz bir biber gazı, bütün vücutlarımıza biber gazı geldi. Kapsül olarak yaralandı, şişti, morardı. Arkadaşlarımızın ayaklarına geldi, bacağına geldi. Benim o sırada bacağıma da ayrıca geldi. O en son kafama geldi, beyin kanaması geçirdi. Polisin orantısız çok, yani bir sloganlar, sadece sloganları olan, başka bir karşılığı olmayan öğrenci grubunda, demokratik şekilde protesto eden öğrenci grubunda çok orantısız bir şekilde bir saldırısıyla karşı karşıya bulunduk ve bu noktada da hani o siyasal iktidarın kendini biraz daha kurtarabilmesi için, hani şey yapabilmesi için böyle yalanlara sarılması çok normal. Yani öğrenciler de hiçbir monotop kokteyli yoktu. Zaten eylem videolarında gösteren haberlerde görüldüğü üzere ilk başta olayları başlatan polis başlatıyor ve polisin saldırmasıyla 4-5 saat süren bir çatışma
silsilesini, olayları. Son olarak yönelteceğim bir soru ise dün Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla ilgili olacak Barış. Dün Tayyip Erdoğan o gün ODTÜ saldırısını gerçekleştiren polislerle ilgili görevlerini layıkıyla yaptılar, tebrik ediyorum hepsini şeklinde bir açıklamada bulundu. Bunun yanı sıra bir bakan da daha ne yapacaklardı, ellerinden geleni yaptılar zaten şeklinde bir açıklamada bulundu. Sen bunlar hakkında neler ifade etmek istiyorsun peki? Evet, ellerinden geleni yaptılar. Yani demokratik bir şekilde. Protestoların öğrencileri yüzlerce hatta binlerce biber gazını birebir insanların üstüne nişan alarak sıktılar. Biber gazına boğdular, plastik mermiler attılar, tomalarla su sıktılar. Ayrıca onlarca polis kadın öğrencilere saldırdı, taciz ettiler. Evet, polis elinden geleni yaptılar, beni komaya soktular, bir beyin kanaması geçirdim. Bir ölüm riskinden kurtuldum. Evet, polis elinden geleni yaptı. Zaten burada da görüyoruz yani AKP faşizmini. İşte ne kadar pervasızlaştığını, yani birebir nasıl açıkça hani göstermiş olduğunu artık kendi ağızlarıyla dile getirdiklerini görüyoruz. Ya biz de yani üniversitelerimizi, en son ODTÜ olaylarında gördüğümüz gibi üniversitelerimizi AKP faşizmini asla bırakmayacağımızı ve her üniversitede, her amfilerde, her yerde, her alanda, her bulunduğumuz yerde AKP faşizmine karşı mücadele edeceğiz. Ve bizim üniversitede olmamızdan kaynaklı bizim topluma karşı birçok sorumluluğumuz var, okuyan insanlar, okumuş insanlar olarak. Ve bunu biz yerine getireceğiz ve bu siyasal iktidarın faşizmine karşı her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni yok yasasına karşı üniversitelerde, amfilerde, her yerde mücadelemizi sürdüreceğiz. Üniversitelerimiz siyasal iktidarda, sermaye odaklarında özel, bağımsız, parasız bir hale getireceğiz. Sorularımızı cevaplandırdığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kayıt yapmasından kesinlikle.